Merhaba, ben Nazlı. Shine More Prep'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gün çünkü yeni planlarımız geldi. Bu hafta erken başvurulardan bahsedeceğiz. Ve erken başvurular hakkında öğrenmeniz gereken her şey için bu videonun dışında Shine More Prep Ultimate College Application Planner tek rehberiniz. Eğer Amerika'da üniversiteye başvurmak istiyorsanız ve Common App mutlaka kullanacaksanız planlarımız tam size göre. Sınavlarınızdan not ortalamalarınıza, checklistlerden referans mektuplarınıza, personal statement'dan TOEFL tarihlerine her şey bu planner'da. Dünyadaki tek rehber arkadaşlar. Planner'larını alanlar için sayfa 38. sayfayı açıyoruz. Ben hazırım, istediğim okulu da biliyorum ve erken başvurmak istiyorum diyorsanız siz bir erken kuşsunuz, early bird'sünüz. Amerika'daki üniversiteler iki tip erken başvuruyu kabul ediyor. Birincisi early action. Early action demek birden fazla okula erken başvuru yapabilirsiniz. Kabul alırsanız o okula gitmek zorunda değilsiniz. Sadece erkenden biliyorsunuz. Biraz kalp rahatlığı. Ama early decision yaparsanız sadece bir okula yapabiliyorsunuz ve kabul gelirse o okula gitmek zorundasınız. Diğer okullara başvuramıyorsunuz. Birkaç tane okula early action yapıp bir okula early decision yapabilirsiniz. Bir de single choice early action diye bir seçeneğiniz var. Single choice early action'da da yine sadece bir tane okula başvurabilirsiniz ama girerseniz gitmek zorunda değilsiniz. Şimdi genelde şöyle bir algı var. Notlarım yeterince iyi değil, SAT'lerim iyi değil ama hani early decision yaparsam en çok sizi istiyorum demiş oluyorum ve şansım artar bu okula girmek için. Yalan şak, bir erken başvuru çok iyi bir karar değil. Daha 3 tane daha SAT'im var, 2 tane daha mektup yollayacağım, biraz daha doküman yollayacağım. Bu iyi bir plan değil. Erken başvuracaksanız şimdiden başlayıp her şeyinizi hazırlamanız, tamamen bütünüyle bir başvuru teslim etmenizi öneriyoruz. Early decision'a başvuran öğrenciler genellikle notları yeterli, sınavları tamamlamış, gerçekten bu okula gitmek istiyor. Yani güçlü adaylar. Early decision'a başvuran adaylar normal common application döneminde başvuracak adaylardan daha güçlü olabilir. Yani şansınız her zaman artacak diye bir şey yok. Ancak kendinizi hazır hissediyorsanız, sınavlarımı aldım, notlarım iyi, ben hakikaten bu okula çok gitmek istiyorum diyorsanız şansınızı arttırabilir. Early başvurmanın şöyle bir avantajı var. Girerseniz rahatsınız, common application yapmak zorunda değilsiniz, 10 tane okula daha başvurmak zorunda değilsiniz, süper. Deferral diye bir seçenek var, erken başvuruyorsunuz. Ne evet ne hayır. Deferred. Deferred demek Common Application'da bize başvuran öğrencilerle beraber sizi değerlendireceğiz demek. Yani bir okula defer alıp daha sonra okula girebilirsiniz veya hayır alabilirsiniz. Erken başvurunun yanı sıra eğer University of California okullarına başvuracaksanız bu okulların başvuru deadline'ı 30 Kasım. UC okullarının sorduğu sorular Common Application'a çok benziyor ancak UC'nin kendi sistemi var. Tamamen başka bir başvuru süreci. Ancak UC application'ı çok iyi hazırlarsanız Common Application'a çok yardımcı oluyor bu cevaplar çünkü sorular birbirine benziyor. Eğer siz de erken başvurmak istiyorsanız ve farklı erken başvuru türleri hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız listelerinizi oluşturup tamamen hiçbir şeyi kaçırmadan zamanında başvurularınızı test etmek istiyorsanız The Ultimate College Application Planner'ı bugün sitemizden satın alabilirsiniz. Eğer bugün çok geç, yarın alacağım diyorsanız haftaya Remzi Kitap Evlerinde bulabilirsiniz. Erken başvurularınızda bizimle çalışmak isterseniz veya UC okullarına başvurmayı düşünüyorsanız bize bugün shinemoreprep@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.